Son birkaç videoda yansımadan bahsettik. Yansıma dediğimiz şey ışık ışınlarının bir yüzeye çarpıp dağılmasıdır. Ve ışığın çarptığı yüzey düzse gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşit olur. Gelme açısıyla yansıma açısının ortasında normal çizgisi yani dik çizgi olduğunu kabul ederiz ve açıları bu sayede ölçebiliriz. Böylece bu açının buradaki açıyla eşit olduğunu görürüz. Bu son videoların kısa bir özetiydi. Şimdi de ışığın bir yüzeyin çarpmasının yanında farklı bir ortamı içinden nasıl geçtiğini inceleyelim. Diğer bir deyişle bu videoda konumuz kırılma olacak. Işık ışınları iki farklı ortamı ya da yüzeyi birbirinden ayıran çizgiye düşer. Önceki videolarda yaptığımız gibi yine buraya dik çizgimizi indirelim. Hatta bu dik çizgiyi aşağı doğru indirmemiz gerekecek. Gelme açısının teta 1 olduğunu varsayalım. Mesela burası boşluk olsun diyelim. Çünkü ışığın boşlukta maksimum hızında ilerlediğini biliyoruz. Boşlukta su veya hava, hiçbir şey yoktur. Işık burada maksimum hızına ulaşır. Burada da yani aşağıdaki ortamda da suyun olduğunu farz edelim. Burası hep su doluymuş. Buradaysa hiçbir şey yok. Sadece boşluk var. Boşluk ve su ortamının yan yana bu şekilde duruyor olması kulağa gerçekçi gelmeyebilir. Evet. Doğada böyle bir durumla karşılaştığımız söylenemez ama şu an bunun böyle olduğunu varsayalım. Normalde basınç olmadığı için suyun hepsi buharlaşmalı. Ama bu örnek için suyu ışığın yavaş hareket ettiği bir ortam olarak algılayın lütfen. Işık ortam değiştirince yönü değişir ve bükülür. Bu olaya ışığın kırılması diyoruz. Işık aynı doğrultuda ilerlemek yerine bükülür. Buna benzer bir doğrultuda yoluna devam eder. Bu açıya da tt2 diyelim. tt2 kırılma açısıdır. Buna gelme açısı, buna da kırılma açısı deniyor. Onları ölçmek için normal çizgisiyle yaptıkları açıya baktık. Bu problemin nasıl çözüleceğine bakmadan önce normalde suyun karşısında boşluğun olamayacağını, onları iki farklı ortam olarak algılamamız gerektiğini bir kez daha hatırlatayım. Şimdi hesaplama kısmını bir kenara bırakıp ışığın bu iki farklı ortamda hangi hızlarla ilerleyebileceği hakkında düşünmenizi istiyorum. Ama farklı ortamdaki ışığın hızından ve burada oluşan açılardan uzun uzun bahsetmeden önce ışığın neden kırıldığının mantığını anlamanızı istiyorum. İlerleyen videolarda da göreceksiniz ışık konusu biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Çünkü daha çok ışığı gözlemliyoruz ve ona göre hesaplama yapıyoruz. Işığı kimi zaman dalga, kimi zaman foton olarak düşünüyoruz. Yani duruma göre değişiyor. Neyse, daha fazla uzatmadan boşluktan suya doğru ilerleyen ışık suda neden kırılır onu konuşalım. Bu noktada kırılmadan bahsederken konuyu daha kolay anlamanız için ışığın bir araba olduğunu hayal etmenizi isteyeceğim. Buraya bir araba çizeyim. Bu arabanın üstten görünüşü. Burası koltuk olsun yani yolcuların oturduğu yerler. Tabii dört tane de tekerleği var. Arabaya yukarıdan bakıyoruz. Arabamız yolda ilerliyor. Düz bir yolda ilerlerken tekerleklerdeki çekiş gücü gayet iyi. Her şey yolunda. Araba güzelce giderken birden çamurlu bir yola geldi. Ve çamurda tekerleklerin çekiş gücü düştü. Ve düz yoldaki gibi olmamaya başladı. Ne yazık ki arabamız artık hızlı gidemiyor burada direksiyonu çevirmediğimizi kabul ediyoruz. Araba yoluna düz devam ediyor. Tekerlekler çamurlu zemine ulaştığı an ne olacak? Çamurlu alana varan ilk tekerlek işte bu. Şimdi neler olacağına bakalım. Herhangi bir anda araba buradayken tekerleklerin bir kısmı normal yolda diğerleri ise çamurda olacak. Mesela bu tekerlek çamura girmek üzere. İşte tam bu durumdayken arabaya ne olur? Araba çalışmaya devam ediyor. Tekerlekler de aynı hızla dönüyor. Ama bu tekerlek çamura girdiğinde aniden yavaşlar. Evet, bu tekerlek yavaşladı ama diğerleri hala çamursuz yoldalar. Yani hala hızlı dönüyorlar. Arabanın sağ kısmı sol kısmından daha hızlı hareket edecek değil mi? O zaman arabaya ne olacak? Muhtemelen bu durumla daha önce karşılaşmışsınızdır. Sağ tarafı sol tarafından hızlı olan araba dönmeye başlar. Bizim arabamız da dönecek ve bu yönde ilerleyecek. Farklı bir ortama giren arabanın yönü değişir ve dönmeye başlar arabaya göre düşünürsek sağa doğru dönecek. Özetle çamura girdikten sonra arabanın yönü değişir. Işığın tekerlekleri olmadığı ve çamurda ilerleyemeyeceği gayet açık. Ama her iki durumda da aynı mantığı kullanıyoruz. Işık hızlı ilerlediği ortamdan yavaş ilerleyebildiği ortama geçerse normal çizgisine dikey çizgiye doğru yaklaşır. Su yüzeyine çarpan ışık yavaşlar ve sağa doğru kırılma yapar. Tıpkı araba örneğinde olduğu gibi. Eğer ışık yavaş olduğu ortamdan daha hızlı olduğu ortama doğru giderse bu sefer ne olur hayal edin. Tekrar araba ile ilgili bir benzetme yapalım. Bu sefer ilk önce arabanın sol tarafı düz yolda daha hızlı ilerlemeye başlar. Sonuç olarak araba sağa doğru dönmeye başlar. Umarım bu size ışığın nasıl kırılacağına dair bir fikir verecektir. Evet, ışık normalden uzaklaşır ve sağa doğru kırılır. Buradaki mantığı kullanıyoruz. Şimdi ışığın kırılmasını daha detaylı incelemek için Snell yasası denilen bir şeyden bahsedeceğim. Peki, Snell yasası ne? Snell yasasına başlamadan önce ışığın buradaki hızına V2, diğer ortamdaki hızına V1 yazayım. Daha düzenli bir çözüm için yeni bir şekil çizeyim. Zaten boşluk ve su örneğini çok sevmemiştim. Çünkü normalde böyle bir ortam gözlemlememiz pek mümkün değil. Sorumuzu boşluk ve cam olarak değiştirelim. Böyle bir ortamla her zaman karşılaşabiliriz. İkinci ortam artık su değil cam. Açıları biraz daha büyük çizip göstereyim. Buraya yine normal çizgisini çizdim. Bu gelen ışın. Boşlukta ışık V1 hızıyla ilerliyor demiştik. V1 ışık hızına eşittir. Çünkü ışık boşlukta ışık hızında ilerler. Işık hızı yani C 300 bin kilometre bölü saniyedir. Ya da buna saniyede 300 milyon metrede diyebiliriz. Buraya da yazayım. Işık hızı C 300 milyon metre bölü saniye. Tam olarak 300 milyon değil ama yaklaşık değer olarak bunu alabiliriz. Aynı zamanda bu boşluktaki ışık. Tabi burada içerisinde hiçbir şey olmayan boşluktan bahsediyoruz. Hava, gaz, molekül hiçbir şey yok içinde. Sadece boşluk. Işık boşlukta çok hızlı, camda ise yavaş ilerler. Cam diye de yazdım. Hatırlayalım az önce ne demiştik? Arabanın bu tarafı yavaş ilerleyeceği çamura daha önce girmiş ve bu yönde dönmüştü. Araba da buna benzer bir şekilde yola devam etmişti. Buradaki hızına da V2 demiştik. Hızları vektörel olarak düşünürsek v 2yi daha küçük çizmeliyim. V2 gelme açısı teta 1, kırılma açısı teta 2. Snell yasası bize şunu söyler. V2 ve V1 arasındaki ilişki yani V2 bölü V1 kırılma açısının sinüsü bölü gelme açısının sinüsüne eşittir. Dolayısıyla sinüs teta 1 ve sinüs teta 2'yi bulmamız yeterli. Eğer size karışık geldiyse ilerleyen videolarda sinel yasası ile ilgili bir sürü alıştırma yapacağız. O yüzden hemen gözünüz korkmasın. Şimdi sinel yasasını anlamanın birkaç yoluna daha bakalım. Belki kırılma indisi kavramını daha önce duymuşsunuzdur. Yazalım. Kırılma indisi. Kırılma indisi ya da sadece indiste diyebilirsiniz. Her ortam ya da madde için farklı bir kırılma indisi tanımlanmıştır. Boşluk için farklı, su için farklı, cam için farklı. Mesela bu soruda boşluk ve suyun kırılma indisleri birbirinden farklı. Her madde için ölçülmüş indis değeri vardır. Bu arada indisi n harfi ile gösteriyoruz. Kırılma indisi ışığın boşluktaki hızı yani c bölü ortamda ilerleme hızı v'dir. Bizim örneğimiz için indisi yazalım. Bu eşitliği kırılma indisini kullanarak düzenleyelim. Kırılma indisinin yer aldığı formül, sinel yasasının daha yaygın kullanılan çeşididir. Kırılma indisi n eşittir c bölü v ise v yerine c bölü n yazabiliriz, değil mi? Eğer bunu nasıl bulduğumu göremediyseniz, sadece her iki tarafı v ile çarptım. Aradaki adım, her iki tarafı v ile çarpmak. Sonra iki tarafı da n'e bölersek v eşittir c bölü n olur. Snell yasasına tekrar düzenleyecek olursak, V2 yazmak yerine ışık hızı bölü bu maddenin kırılma indisi yazabilirim. Öyleyse V2 yerine ışığın hızı yani C bölü bu maddenin kırılma indisi N2. İkinci ortam için yazdık. Bölü sin teta 2 diyoruz. Bu da eşittir V1 yani C bölü N1 bölü sin teta 1. Formülü basitleştirmek için eşitliğin her iki tarafını bir şeylerle çarpmalıyız. Aslında en kolay yol her iki tarafın tersini almak. Hadi yapalım. Eşitliğin tersini alırsak sinüs teta 2 bölü c bölü n2. Sinüs teta 1 bölü c bölü n1'e eşit olur. Sol tarafta payı n2 ile çarpıp n2'ye bölelim. Bir şeyi n2 ile çarpıp n2'ye bölmek sonucu değiştirmez. Çünkü n2 bölü n2 1'e eşittir. Bu arkadaşla bu arkadaş birbirini götürür. Bu tarafta da aynı şeyi yapalım. N1 ile çarpıp N1'e bölelim. Bu arkadaş ve bu arkadaş birbirini götürür. Sonuçta N2 çarpı sin teta 2 bölü C. N1 çarpı sin teta 1 bölü C'ye eşittir. Her iki tarafı C ile çarptığımızda Snell yasasının belki de en bilindik şekline elde etmiş oluruz. Yoğun ortamın bu durumda ikinci ortamın kırılma indisi çarpı kırılma açısının sinüsü az yoğun ortam yani birinci ortamın kırılma indisi çarpı geliş açısının sinüsüne eşittir. Bu gelme açısı. Aslında bu diğer bir yöntem. Sinel yasasını uygulamanın diğer bir yolu. Evet buraya kopyalayıp yapıştırıyorum. Bu ikinci yöntemi ilk defa görürseniz aklınız biraz karışmış olabilir ama dediğim gibi ilerleyen videolarda sinel yasasından bahsetmeye devam edeceğim ve sinel yasasını anladığınızdan emin olmak istiyorum. Bunlar sinel yasasının farklı formlarıdır. Bir tanesi hızı içeren sinel yasasıdır. Diğeri ise gelme ve kırılma açısının sinüsleri ve kırılma indisiyle elde edilir. Kırılma indisi ise ışık hızıyla ortamdaki hızın oranından bulunur. Işık bu ortamda ışık hızından daha yavaş ilerleyecektir. Yani burası küçük bir sayı olacak. Eğer bu küçük olursa o zaman kırılma indisi büyük çıkar. Hadi buna bir bakalım. Burada bir sonraki videodan ilgi çekici bir resim var. Farklı ortamlarda kırılma indisleri de farklı demiştik. Boşluğun kırılma indisi 1. Çünkü kırılma indisi ışığın bir ortamdaki ilerleme hızının ışık hızı C'ye bölümüdür. Işığın boşluktaki hızı C'dir. Böylece kırılma indisi 1'e eşit olur. Boşlukta indisin 1 olmasının nedeni budur. Havada ışığın ilerleme hızı boşluktaki hızından birazcık daha azdır. Ama aralarındaki fark çok küçüktür. Işık hızı hava ve boşlukta hemen hemen aynıdır. Ama elmas için durum elbette farklı. Işık hızı elmasın içinde boşluktaki hızına oranla çok yavaştır. Videoyu burada bitirelim. Snell yasası hakkında birkaç video daha yapıp bol bol örnek çözeceğim. Umarım kırılmanın ne olduğunu anlamışsınızdır. Sonraki videoda bu pipeti neden böyle gördüğümüzü ve buradaki kırılmayı hayal edebilmenizi sağlayan bu grafik hakkında konuşacağız.